Beyan dergisinin Kasım 2002 sayısı, dünyanın ömrünün 7000 yıl olduğuna dair hadislerin varlığının İsmaila cemaati tarafından kabul edildiğini ispatlamaktadır. Cübbeli 2 Ağustos 2009 tarihinde Kanal D'de Fatih Altaylı'nın Teke Tek programına katıldığında, insanlık tarihinin Hazreti Adem Aleyhisselam'dan itibaren en fazla 7000 yıl kadar olduğunu, ancak buna dair hiçbir hadisi şerif olmadığını söylemişti. İyi merak ediyor şimdi herkes bu zaman meselesini işte. Hazreti Adem, ilk insan, dünyaya geldi kaç sene olmuş? İslam kaynaklarında, Ehl-i Sünnet ve İslam kaynaklarında bu süre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den geçti 1430 sene. İsa aleyhisselam'la arası 500-550 arası gidiyor. İsa aleyhisselam'dan Musa aleyhisselam'ın arası belli. İşte diyelim 2000 sene diyor, şudur budur. İbrahim aleyhisselam, şu anda İbrahim aleyhisselam'ın süresi bile 5000 senedir ortalama. Buradan Adem aleyhisselam'a bile gidilse, Nuh aleyhisselam'dan şuradan buradan 7000 gibi bir Adem aleyhisselam'ın süresi çıkıyor. Yani evet. 7000 gibi ortalamalar Adem aleyhisselam'da. Çünkü şeyler, ortalamalar belli. Buna şimdi ayet yok, garanti veremeyiz. Hadis de yok. Yani hadis de olmadığı için garanti veremeyiz. Ama yıllar bellidir. Oysa Beyan Dergisi'nin Cübbeli'nin kontrolüne çıktığı Kasım 2002 sayısında dünyanın ömrünün 7000 yıl olduğuna dair 8 hadisin yer aldığı Celaleddin Suyuti'nin tasnifinden hadisler, Ahir Zaman Mehdisi'nin Alametleri kitabının ilanı yer almaktadır. Kasım 2002 tarihli Beyan Dergisi'nin 15. sayfasında yer alan ve bizzat yöneticileri tarafından dergi okuyucularına tavsiye edilen bu kitabın içeriği, bizzat muhterem Mahmud Hoca Efendi Hazretleri başta olmak üzere Cübbeli ve diğer İsmaila cemaati mensuplarından oluşan dergi kadrosunca onaylanarak yayınlanmıştır. Aksine Beyan Dergisi'nde yer alan tüm yazılar, tüm ilanlar, tüm tanıtımlar bizzat bu kadronun onayını almış, ehl-i sünnet görüşüne uygun olduğu tasdik edilerek seçilmiş özel yazı ve ilanlardır. Ayrıca Cübbeli'nin başka konuları örtmek için kullandığı diğer teviller gibi bu ilan içinde "bu ilan benim kontrolümde değildi" gibi bir teville ortaya çıkması mümkün değildir. Çünkü Cübbeli 2002 yılında ne hapiste ne de başka bir yerdedir. Bizzat Beyan Dergisi'nin başındadır. Bu nedenledir ki Cübbeli'nin dünyanın ömrünün 7000 yıl olduğuna yönelik bir hadis yoktur iddiası, gerçeklere ve İsmaila cemaatinin görüşlerine tamamen terstir. Aksine Mahmud Hoca Efendi Hazretleri ve İsmaila cemaatine mensup beyan kadrosu bu hadisleri sahih ve ehl-i sünnet itikadine tamamen uygun bulduklarından, söz konusu kitabın ilanının o camia tarafından takip edilen Beyan Dergisi'nde yer almasını kesinlikle onaylamışlardır. Zaten Cübbeli, 2 Ağustos 2009 tarihinde Fatih Altaylı'nın Teke Tek programında yaptığı bu hatalı açıklamadan bir ay sonra 13 Eylül 2009 tarihinde İsmaila cemaatinin yayın organlarından olan Lalegül FM'de bu hatasını düzeltmiş ve dünyanın ömrünün 7000 yıl olduğuna dair hadis olduğunu söylemiştir. Bu dünyanın 7000 sene olması hakkında bir hadis-i şerif vardır. Yani bu dünyanın 7000 sene olması hakkında bir hadis-i şerif vardır. Yani bu dünyanın 7000 sene olması hakkında bir hadis-i şerif vardır. Bu düzeltmesi de dünyanın ömrünün 7000 yıl olduğunu, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar bu ömürden 5600 yılın geçtiğini ve bizim de geride kalan son 100 yılın içinde yaşadığımız gerçeğini ortaya koymaktadır.